sana kim söyledi Mukta? Hayır çocuğum. Seninle sonra konuşacağız. Ama şimdi odana gitmelisin. Hadi yalvarıyorum, lütfen odana git. Neden büyük baba? Neden beni susturuyorsun? Yıllar önce annemi de susturmuştun. Çünkü sana göre içi haklıydı ve annem haksızdı. Böyle düşünüyordun değil mi büyük baba? Bugün yine aynı şeyi Ümit yüzünden yapıyorsun. İtça, itça, itça! Yeter! Sadece onu düşünüyorsun. Ağzında sadece onun ismi var baba. Büyük annemin suçu ne? O gerçekleri söyledi. Söylesene büyük baba. Annemin seni sevdiği kadar sen de annemi sevdin mi hiç? Kalbindeki annemin yerini İça'ya verdin, öyle değil mi? Annemin bu evden İça yüzünden çıkarıldığı doğru değil mi büyük baba? Miti'nin annesi katil değil mi? Divya, lütfen bir şey söyler misin? Söylediklerinin hangisi yanlış? Hepsi doğruydu. Mukta, evladım. Sen teyzemin konuşmalarına inanıyorsun. Seni annenin kaybolduğu o yıllara çekmeye çalışıyor. Başka bir amacı yok. Seni de annene benzetmeye çalışıyor. Bunda ne yanlış var büyük baba? Benim annem. Ve eğer ona benzersen bunda ne yanlışlık olabilir? Sen teyzemin onu nasıl yanlış yollara sürüklediğini ve hayatını mahvettiğini bilmiyorsun. Olayların iç yüzünü de bilmiyorsun Mukta. Olay senin bildiğin gibi değil. Ondaki nefret ateşini söndürmek için ona tokat bile attın Mukta. Ama ne yaptıysam ondaki nefreti asla söndüremedim. Nefret onun doğasında var. Büyük baba, sana bir şey sormak istiyorum. Bu evin bugünkü halinin sebebi nedir? Nasıl büyük bir keder içindeysen işlerinle bile ilgilenemiyorsun. Annem sessiz kalmış olabilir. Ama ben kalmayacağım büyük baba. Bugün annemin yokluğu beni rahatsız ediyor. En azından artık gözlerini aç. Büyük baba, onlara bak. Bu ikisi yıllardır sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama annemin senden istediği şeyi hiçbir zaman dinlemek istemedin değil mi? Sadece sevgini ve desteğini istiyordun. Onlar sana sadece bunu anlatmaya çalışıyor ama sen dinlemiyorsun bile. Onların hatası neydi büyük baba?
torunum benden çok uzaklaşmış. Hem de çok uzaklaşmış. Ne zaman böyle oldu? Seni tebrik ediyorum teyze. Torunumla aramı açma konusunda oldukça gayret sarf edip başarılı olmuşsun, harika. Sizi tebrik ediyorum. Masalı çayı. Öğretmen Hanım. Tıpkı öğretmen hanıma benziyor. İsmi neydi? Onun adı Miti. İsmi de çok güzelmiş. Miti. Miti, o öğretmenin kızı. Odana git ve biraz dinlen kızım. Kafandaki soruları bana başka zaman sorabilirsin kızım. Her şey yoluna girecek. Affedersin, senin adın Miti değil mi? Evet. Seni ilk görüşte tanımıştım aslında. Ama ismimi nereden biliyorsunuz ki? Sadece ismini değil, hakkında birçok şeyi biliyorum ben. Benim hakkımda mı? Ama nasıl? Aslında ben senin anneni tanıyorum. Bana her şeyi annen anlattı.
Bakın, sanırım siz beni biriyle karıştırıyorsunuz. Sen öğretmen hanımın kızı olmalısın. Seninle konuştuktan sonra Miti olduğundan emin oldum. Miti. Siz annemi tanıyor musunuz? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Annene gerçekten çok benziyorsun. Ne kadar şeker istersiniz? Yarım kaşık. Al bakalım. Ben de tam bugün öğretmen hanımla görüşmeye gidecektim ama arabam bozuldu ve ben burada mola vermek zorunda kaldım. Annemin nerede kaldığını biliyor musunuz? Elbette biliyorum ama sen bilmiyorsun sanırım. Hayır, aslında ben biliyorum. Ama Satara'ya ilk defa gidiyorum, o kadar. Sizin için sorun olmayacaksa beni de annemi götürebilir misiniz acaba? Lütfen. Elbette, tabii ki. Ben de zaten oraya gidiyorum. Gel oturalım. Demek anneni özlüyorsun. Miti, annen ne zaman senden bahsetse yüzü aydınlanıyor. Bugüne kadar senden bahsettiği her an yüzünde öyle bir mutluluk beliriyor ki. Öğretmen hanım gibi bir anneye sahip olduğun için gerçekten çok şanslısın. Merhaba. Bugün gelmezsiniz diye düşünüyorduk. Nasıl gelmem? Bugün çocuklarımız için oruç tuttuğumuz gün. Her anne kendi evladı için oruç tutacak. Böyle zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum diye oruç tutmayacak mıyım? Ben de bir anneyim. Ve bu oruç çocuklarımızın mutluluğu için. Hadi gel. İşte böylece Kraliçe Ishwari sonunda yaptığı hatanın farkına varıyor. Tanrı'nın dileklerini yerine getirmesinin onuruna, o da çocuklarının mutluluğu için oruç tutmaya başlıyor ve bu orucu kalplerinde inançla tutan tüm annelerin dilekleri kabul olsun. Şimdi içinizden kendi çocuklarınızın ismini geçirin. Ve Tanrı'dan mutluluğunu dileyin, hadi. Dileyin. Tanrı, benim içinde ne iyilik varsa kızım Miti'nin, bunu anlamasına lütfen yardımcı ol. Ama onun omuzlarına çok yük yükleme. Kızımın kafasında çok soru var. Sen bir şey söyleyene kadar ben konuşmaya devam edeceğim. Bir şey söylesene. Ne söyleyebilirim ki? Kaderim o kadar kötüymüş ki annem hayatta ve benimle aynı şehirde yaşıyormuş ama benim bundan haberim bile yok. Söylenecek ne var? Ben hiçbir şeyi anlayamıyorum. Demek hatırladın. Annenin hatıraları. Şeytan
O daha çok küçük. Geçmişimin yükünü nasıl taşıyabilir ki? Onun pes etmesine izin verme. Oğlumu da koru lütfen. Yuraça'da doğru yolu göster. Tanrım, tüm dualarımı lütfen kabul et. Tüm sevdiklerimi koran. Daima doğru yoldan gitsinler. Onların yanlış kararlar vermesini her zaman engelle Tanrım. Ah başım. Amala? Ay. Ne oldu ay sana? Çok kötüyüm, başım dönüyor anne. Her yıl aynı. Çocuklar için oruç tuttuğumuz zaman illaki hastalanıyorsun. Ama anne sen de üstüme geliyorsun. Bünyemin ne kadar zayıf olduğunu biliyorsun. Hiçbir şey yemedim zaten. Sabahtan beri de çalışıyorum. İyice midem bulanmaya başladı. Anne sana bir şey soracağım. Hani şu turuncu toz var ya, vitamin olan. Hani şu suya karıştırılıp içilen. Onu karıştırıp içebilir miyim anne? Hani şu turuncu olan. O zaman tüm işlerimi halledecek gücüm de olur. Gerçekten çok kötüyüm. İçeyim mi anne, ne olursun? Lütfen anne. Delirdin herhalde. Bakın, bu oruç günü bir yudum su içmeden tamamlanmalı. Nasıl olur da su içebilir miyim dersiniz? Çocuklarınız için bu kadarcık zorluğa katlanmalısınız. Şuna bak. Sanki o çocukları ben doğurdum. Ben neden onların oruçlarını tutuyorum? Ah Tanrım, keşke sabah erkenden kalkıp bir şeyler yeseydim. Bu kadar kötü olmazdı. Büyük anne. Büyük anne. Benim şey... Bu... Ay dikkat et. Yuvraç. Ah Tanrım, oğlum. Bir yerine bir şey olmadı ya. Ben iyiyim. Oğlum, neyin var oğlum? Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Gördün mü? Annenin orucu seni korudu. Doğru. Amala'dan hiçbir şey beklemiyorum. Ondan anne olmaz. Bir oğlum daha var. Yaşoda annenin nasıl kan hası var, benim de oğlum Yuvraç'ım var. Ona çok büyük bir sorumluluk yükledim. Tanrım, ellerini onun üzerinden çekme lütfen. Sevgili evladım her zaman mutlu olsun. Abi ben iyiyim. Çok yakında eve döneceğim. En yakın arkadaşımın kızı Nokta. Bugün annesi kim bilir nerede? Onun için bugün oruç tutan birileri var mı bilmiyorum. Tanrım ona da yardım et. Mukta'ya da mutluluk ve sağlık ver lütfen. Efendim Yuvraç. Nasılsın Muku? Yoksa evde canını mı sıktılar?
Ben iyiyim. Pekala. Hava çok güzel. Dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkmak istemiyorum. İstemiyor musun? Belki çıkarsa keyfin yerine gelir. Yuvi, seni sonra arayayım mı? Pekala. Nasıl istersen. Görüşürüz. Nasıl da şiddetli esiyor. Bana kalırsa bize doğru yaklaşan bir fırtınanın habercisi. Bu fırtına nereden çıktı? Hava birden bozdu. Olacaklarını haberini mi veriyorsun bize? Baytakur, size verdiğimiz bir aylık sürenin sonuna geldik. Sizden hala bir cevap alamadım. Artık sizden bir hareket bekliyorum. Bay Kosla, efendim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Elinizden gelen yetmez. Ben paramı istiyorum. Hem borcu alan kayınbiraderiniz nerede? Tanrı en iyisini bilir. Size parayı bulmaya çalıştığını söyledi ya işte. Teyze, konuşmama izin ver. Lütfen susar mısın? Bay Kosla, sizden biraz daha zaman isteyeceğim. 5 gün daha. 5 gün daha verebilirim. 6. günde gelirim Baytakur. 6. günde. Anladınız mı? Hadi gidelim. Büyük baba? Ne oluyor büyük baba? Sorun ne, bana da anlatın. Neden bu kadar sessizsin büyük baba? Söylesene. Neyin var büyük baba? Büyük baba, sizin sorununuz benim de sorunum. Ben artık büyüdüm. Bunu çok iyi biliyorum. Ama böyle sorunlarla ilgilenecek kadar büyümedin. Sorumluluklarımı senin omuzlarına yükleyemem. Bunu benden istememelisin kızım.
Başımın çaresine bakabilirim, merak etme. Tamam. Öyle olsun bakalım. İlk defa bir şey istedim ama... Sanırım hata ettim. Senin gözünde hala çocuğum. Evet kızım benim. Benim gözümde sadece görünüşün değişti. Ama sen hala küçük bir çocuksun. Annem, seni görene kadar yaşadığına asla inanamayacağım. Ama gerçekten hayattaysan, bana tüm sorularımın cevabını vermek zorundasın. Kimseye inanmıyorsan da kendi gözlerine inanacaksın. Tanrım, senden hiçbir şey saklanmaz. Sen her şeyi bilirsin. Eğer yine bir fırtına yaklaşıyorsa, bana bunu da atlatacak gücü ver. Gidelim mi? Bay Veer. Buyurun geçin efendim. Hadi gel. Annenle tanışmak istiyorsun değil mi? İnanamıyorum. Annem hapiste miymiş? Ve hala bu yerde mi yaşıyor? Olamaz. Alo? Büyük baba. Miti bana mesaj atmış. Ben iyiyim. Beni merak etmeyin yazmış. Mesaj dediğine göre hala Miti'yle konuşmadın demek, öyle mi? Hayır. Onu aramaya çalışıyorum ama telefonu hep kapalı. Kana evladım. Sakın endişelenme. Büyük baba nasıl endişelenmeyeyim? Miti benim sorumluluğumda. Oğlum. Bunda senin hiçbir suçun yok. Bu olanlar senin suçun değil. Her neyse. Damini ile konuşabildin mi peki? Hayır büyük baba. Cesaret edemedim. Damini dönmeden önce umarım Miti eve döner. Evet. Yoksa büyük annem o olmadığı zamanlarda Miti ile hiç ilgilenmiyorum sanacak. Büyük baba, kapıda biri var. Ben seni sonra ararım, olur mu? Pekala, tamam. Görüşürüz evladım. Sür abi. Büyük anne. Büyük
Kimi görmek istediniz? Ben bir şey... Bayan İtçayla. Tam ismi nedir? İtça Barty. Akrabanız mı? Sizin neyiniz oluyor? Söylesene. Ne oldu Kanha? Neden böyle bakıyorsun? Tanrı seni korusun. Biliyor musun? Bugün anneler çocukları için oruç tutuyor. İlçe mutlaka senin için oruç tutuyordur. Senin için, Yuvraç için, Miti için. Aa, evet. Miti demişken o nerede? Onu göremedim. Ah ne yaramaz kız. Yine ortalarda yok değil mi? Miti! Miti! Siz akraba mısınız? Ben... Hanımefendi, Bay Beer'le mi geldiniz? Tamam peki, şu taraftan geçin. Teyze, ilişkilerimiz nasıl böyle bozuldu? Bu uzaklık daha da artmaz umarım. Bay Takur'la konuşmam gerek. Divya, sana bir şey anlatmak istiyorum kızım. Önce benim diyeceklerimi dinle, sonra gidip Jogi ile konuşursun. Divya, ben de evin bugünkü halinden dolayı çok endişeliyim. Divya, eğer ev elden giderse Mukku için hiçbir iyi aile teklif getirmeyi düşünmez. Elinden kim tutacak? Biliyorsun, son zamanlarda bir çocuktan hoşlanıyor. Sen ne diyorsun teyze? Teyze Muk da daha çocuk. O çok masum biri. Bunu fark edemiyor musun? Ayrıca birinden hoşlanmaya başlarsa ne olur? Hemen onu evlendirmeli miyiz teyze? Onu tanımıyoruz. Divya, benim anladığım kadarıyla çocuk zengin bir aileden. Artık durumları biliyorsun. Lütfen ona göre konuş. Yanlış bir adım atacak diye çok korkuyorum. Sen benim söylediklerimi şöyle iyice bir düşün. Eğer içine sinerse o zaman Muku'yu evlendiririz. Gerisini Tanrı bilir. Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Lütfen. Mukta, ben gelip seni almak üzereydim. Yani yoldaydım biliyorsun. Mabette Miti'yi görünce onun yanına gittim. Biraz endişeliydi. Yani gerçekten çok kötü durumdaydı. Ben de ona yardım ettim. Hatta Kanha abi bile aradı. O da gerçekten çok endişeliydi. Sonra ben de onu akşam evine kadar bıraktım. Ama sonra onun nereye gittiğini hiç bilmiyorum. Dün akşam seninleydi değil mi?
Ama sen de onun nerede olduğunu bilmediğini söylüyorsun. Bak, evet benimleydi ama sana söylediğim gibi ben onu eve bıraktım. Yani sonra nereye gittiği hakkında hiç fikrim yok. Tamam. Miti gitti, o yüzden benim yanıma geldin. Öyle değil mi? Mukta, sana yemin ederim seni seviyorum. Bak, çok çok üzgünüm. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen. Beni seviyorsun. Sonra sevmiyorsun. Bir seviyorsun. Bir sevmiyorsun. Bir seviyorsun. Bir sevmiyorsun. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Mukta, sen de biliyorsun ki seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Lütfen ama. Beni sevmiyorsun. Mukta. Merhaba. 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 Sana da. Merhaba. Görüşürüz. Yuvraç. Mukta, beni dinler misin? Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Ne dersin? Elbette. Yuvraç benim yakın arkadaşım. Çok yakın. Benimle önemli bir konu konuşması gerekiyordu. Eğer arkadaşıma yardım etmek istersem bir sorun olmaz, değil mi? Bunda yanlış bir şey yok. Haksız mıyım? Gidelim Yuvraç. Affedersin. Görüşürüz kardeşim. Keşke bu yaptığının yanlış olduğunu anlasaydın Mukta. Bu hiç doğru değil. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Gel bakalım yanıma kızım. Miti! Büyük anne. Lütfen gel otur. Tamam. Kaç gündür Miti'yi görmedim. Nereye gitti? Okula mı gitti? Hayır. Size ne oluyor? Söylesene. Okulda değilse o kesin alışverişe çıkmıştır, değil mi? Ne oldu? Kanha, ne oluyor? Neden ayakta dikiliyorsun? Ben Miti'yi son gördüğümde çok üzgündüm. Bana birçok soru sordu. Şimdi sen bana doğruyu söyle oğlum. Yoksa arkadaşlarıyla mı dışarı çıktı? Ha? Muktay'la çıkıp onun evine mi gitti yoksa? Hayır büyük anne. Tamam. Evde değil, okula da gitmedi. Arkadaşlarıyla da çıkmamış. O zaman nerede? Yukarıda değil mi? Bence yukarıda. Bana şaka yapmak için saklanıyor, değil mi? Şimdi onu yakalarım ben. Miti! Miti, gel bak ne getirdim sana. Büyük anne.
Miti ortadan kayboldu. Ne demek kayboldu? Nereye gitti söylesene. Kaan'a söylesene. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sen ne diyorsun? Bu nasıl olabilir? Kaan'a nereye gitmiş olabilir? Sen nasıl bilmiyorsun? Ne zaman gitti? Beni neden aramadınız? Büyük anne. Miti'nin hiçbir şey bilmesini istemiyordu. Ama Mukta'nın büyük annesi ona geçmişle ilgili her şeyi anlatmış büyük anne. O da bana geldi. Miti'nin anlaması için elimden geleni yaptım. Ama beni dinlemedi. Okul pikniğinden döndükten sonra birden değişti. Annem nerede söyleyeyim? Abi bana söyleyeceksin. Cevap ver. Miti beni dinle. Bana cevap verilmesini de istemiyorsunuz. Ama ben... bir şekilde kesinlikle annemi bulacağım. Onca yıl hapiste geçirdin. Hapisten çıktıktan sonra da öyle bir hayat yaşadın ki kendi öz kızına bile sarılamadın anne. Annem değildi. O Miti'ydi. Ben büyük bir hata yaptım. Ben Miti'yi annem sandım büyük anne. Ben de ona her şeyi anlattım. Bütün gerçekleri öğrendi. Git buradan, kapa çeneni. Bırak beni. Sus bırak dedim sana. Kapa çeneni dedim. Bırak. Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Bak. Bir tak diyeceğim. Yeter. Hey ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne dikiliyorsun önüne orada? Önüne dön çabuk. Gelsene buraya. Bırak beni. Bırak sen dedim sana. Sen bir madde kullanıyorsun. Kes sesini artık. Bu kız kesin adam öldürmüş. Baksana. Bakışlarını hiç beğenmedim. Şuna bak. Gel bakayım buraya. Orada fazla kalamazsın. Anladın mı? Biliyor musun ben suçlulardan nefret ederim. Hapse düşmüş ama kim bilir ailesi çocukları ne haldedir. Büyük sıkıntılar içinde yaşıyor olmalılar değil mi? Bu ne kadar kötü bir davranış. Ellerimle kuş yakaladım. Gel bakayım. Hayır. Hadi içeri girsene hadi. İki güne kalmaz hayır. Sen de kendin gibi uzay yardım yapacağım. Edin bırak hadi beni. Gel bırak. İçeri gir. Benimle. Yardım hadi. Edin. Sakın korkma tamam mı? Yardım hadi edin. Gel buraya. Ha, lütfen gel. Biri yardım sonu. Etsin. Hey. Ne yaptığınızı anlıyorsunuz. Çek elini. Çek elini. Çek elini. Çek elini üstünden. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani.
किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी, नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी।